Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Arkadaşlar, cuma geceniz mübarek olsun öncelikle. Ve yaklaşan 3 aylar, Recep, Şaban ve Ramazan ayları ve içinde bulunduğumuz bu günler, özellikle perşembe günü akşamı, yani cuma gecesi dediğimiz, perşembeyi cumaya bağlayan gece çok önemli. Çünkü 3 ayların başındaki ilk cuma gecesi bu gece oluyor arkadaşlar. Ve bu gece yapılan ibadetler o kadar çok büyük mükafatlarla size geri dönüyor ki, bunu şimdi videoda izah etmeye çalışacağım. 2021 yılındaki Recep ayının ilk günü 13 Şubat. Recep ayı içinde idrak edilen Regaib Kandili de 2021 yılının ilk kandili olacak inşallah. Bu sene çok çok önemli bir yıl arkadaşlar. Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek. Yani bir hafta sonra inşallah. Miraç Kandili 10 Mart gününde gerçekleşecek. Mart'ın 10'u. Berat Kandili ise Mart'ın 27'sinde idrak edilecek inşallah. Gelecek Ramazan ise 13 Nisan'da başlayacak arkadaşlar. 3 aylarda yapılacak ibadetleri kısaca size anlatmaya çalışacağım ve özellikle 3 aylarda çok çok faziletli olan salavatları size okuyacağım birazdan. Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli. Ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli. Amel defterimize neler yazıldığı, mahşer günü kurulacak büyük divanın tek hakimi Yüce Allah'ın hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir. Yani bu aylarda bolca tefekkür etmeliyiz arkadaşlar. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylar. Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir. Yani 3 aylarda Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkı sarılmalıyız. Bulduğumuz her yerde dinlemeliyiz. Özellikle elimizdeki sosyal medya bunu çok iyi değerlendirip Kur'an-ı Kerim dinlemeliyiz bol bol. Hatta evimizde de Kur'an-ı Kerim açıp sürekli dinlemeliyiz. Çocuklarımıza da dinletmeliyiz arkadaşlar. Yani yemek yaparken bile Kur'an-ı Kerim açın, o yemeğin lezzeti daha fazla oluyor. Buna bizzat ben şahit oldum. Sizler de şahit olmuşsunuzdur eminim ki. Yine 3 aylarda Peygamber Efendimiz'e bolca salat ve selamlar getirilmeli. Onun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Yani onun ümmetinden olduğumuz için çok çok şükretmeliyiz arkadaşlar. Bu herkese nasip olmayan bir şey. Özellikle 3 aylarda bolca tefekkür arkadaşlar. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Allah'ın benden istedikleri nelerdir gibi konular başta olmak üzere tüm hayati meselelerde derin düşüncelere girmeliyiz. Derin derin düşünmeliyiz. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Ömrümüz nasıl ilerliyor ve ne kadar bir zaman daha yaşayacağız? Bunları çok düşünmeliyiz. Ölümün ansızın geleceği fikrini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız arkadaşlar. 4 sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli. Manevi iklimlerinde Hakk'a niyazda bulunmalıyız. Yani burada bazıları yanlış anlıyor bu konuyu. Şimdi türbeden aslında medet umulmamalı, eyvallah. Ama birçok kişi de zaten türbeden medet ummuyor. Türbelerin bulunduğu mekanlarda insanlar daha fazla ölümü hatırlıyor ve daha fazla maneviyat duyguları kabarıyor. Türbelerin olduğu mekanlarda mesela Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri, Eyüp Sultan'daki türbesi, oradaki manevi çekim gücü, manevi enerji nasıl, bunu gidenler yaşamıştır. Yani insanın oradan ayrılması gelmiyor çünkü orada bir manevi çekim gücü var arkadaşlar. Aynı şekilde diğer Evliyaullah'ın türbelerinde de aynı şeyi hissediyorsunuz. Yani farklı bir çekim gücü var oralarda. O yüzden oralarda insan Allah'a kendisini daha yakın hissediyor ve kendisini daha yakın hissettiği için de ettiği duaların daha çabuk kabul olacağını hissediyor. Ve insanlar bu yüzden türbelerde dua ediyorlar, türbelere gidiyorlar.
Hani bu konuyu bazıları saptırıyor. İşte Allah ile kul arasına başka birini sokmayın şeklinde. Allah ile kul arasına girilmez gibi düşünceler var. Aslında insanların, birçok kişinin böyle bir şey yaptığına ben inanmıyorum. Sadece türbelerin olduğu mekanlarda insanlar daha fazla huzur buluyor ve oralarda ettiği duanın daha çabuk bir şekilde kabul olacağına inanıyor ve insanlar bu yüzden türbeleri ziyaret ediyor. Hem zaten mezarlıklar bile, mahalle mezarlıklarında bile oradaki yatan tüm vefat etmiş olan insanlara bir Fatiha okuduğunuzda onlara sevap gittiği gibi o sevap aslında sizin hanenize de yazılıyor. Yani bu da ayrı bir konu. Sadece türbeler değil, bir mezarlığa bile gittiğimizde insan kendini daha farklı hissediyor. Orada daha derin düşüncelere dalıyor. Bu yüzden 3 aylarda bol bol mezarlık ziyareti, kabir ziyaretinde bulunabiliriz. Ama türbelere de gitmeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar. Özellikle bu aylarda küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli. Yani üzgün insanlar varsa çevrenizde bunların yüzünün gülmesi için elinizden geldiğince onların yanında olmalısınız. Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli. İdrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunmalıyız. Yani özel geceleri son gecemiz olarak bilip bu gecelerde sanki son gecemiz gibi düşünerek tamamıyla Allah'a yönelmeliyiz arkadaşlar. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı. Vefa ve kadir şinaslık ahlakı yerine getirilmeli. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeliler. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli. İman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmelidir. Hayattaki manevi büyüklerimiz, hocalarımız, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli ve duaları da istenmelidir bu aylarda. Büyükleri ziyaret edelim. Sıla-i Rahim gerçekten çok çok önemli arkadaşlar. Ve bu ay yine özellikle benim de üzerinde çok durduğum bir salavat var. Salavat-ı Fatih. Salavat-ı Fatih'i bol bol okuyun arkadaşlar. Birkaç video öncesinde de paylaşmıştım ben onu. Bu salavat gerçekten birçok kapıyı açıyor. Ben bizzat yaşadım. Sizler de bunu her gün en az 7 defa veya 33 defa söyleyin. Ve gerçekten hayatınızdaki tüm olumsuzluklar bitiyor. Olumsuzluklar gidiyor ve yerine güzellikler gelmeye başlıyor. Bunu arkadaşlar özellikle 3 aylarda her gün en az 7 defa okuyun arkadaşlar. Salavat-ı Fatih yazın, zaten Google'da da çıkıyor. Türkçesi, Arapçası ve Türkçe anlamı. Nasıl isterseniz o şekilde okuyun arkadaşlar. İnşallah çok çok güzellikler yaşayacaksınız. Beklenmedik gelişmelere şahit olacaksınız. Evet, tekrardan Cuma geceniz mübarek olsun. Bu geceyi iyi değerlendirin. Çünkü 3 ayların öncesindeki son Cuma akşamı, Cuma gecesi. O yüzden 3 ayların öncesinde olan bu Cuma gecesini çok iyi değerlendirip çok iyi dualar etmeliyiz. Rabbim dualarınızı kabul etsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.